Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash of Clans videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Clash of Clans'ta inanılmaz bir gelişim yapacağız. Aslında şu anda köyün son hali bu şekilde. Yani videonun sonunda siz bu halini görmüş olacaksınız ama şu anda da çok fazla göstermek istemiyorum spoiler vermemek adına. Bu serinin daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve ufaktan şunu da söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kayıtlar yaklaşık 2-2,5 aylık. Yani en eski zamandan şu zamana kadarki olan gelişmelerin hepsini bu videoda sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi belediye binam şu an hızla birlikte yükseliyor arkadaşlar. Bir dakika içerisinde bu bitmiş olacak. Belediye binamız şu anda yükseldi arkadaşlar. Bunu tekrardan basmayı şu anda düşünmüyorum ama sonrasında basarız illaki. Yani yine ucuz ve süresi de kısa. Bunu illaki yapacağız. Ama şimdi bugünkü hedefimiz kraliçeyi basmak. Onu basmadan önce bütün bir ganimeti tabii ki harcayalım. Şöyle duvarlarımızı hızlıdan bir basmak istiyorum. Bütün ganimetimizi duvarlara gömmüş olduk. Zaten tekrardan inşaatçı boşalana kadar ganimeti çok rahat doldururum. O konuda bir sıkıntı yok. Ve kraliçemi 51. seviyeye buradan yatırıp direkt bitirmek istiyorum. Bunu direkt bitirdik. Daha sonrasında buradan hazineden 27.000 kara iksirimi alıyorum. Şu toplayıcılardan alıyorum. Bak 116.000'den kaça geliyor? 122.000. Saldırı yediğim için muhtemelen bu kadar az geldiğini düşünüyorum ben bu arada. Şöyle 114.000'i tekrardan veriyorum ve kara iksirimizi de sonunda uzun bir aranın ardından harcamış oldum. Evet arkadaşlar, şu anda depolarımı ağzına kadar doldurmuş durumdayım ve 2 tane inşaatçım boşa çıktı. Bunlardan bir tanesi atölye. Atölye 2. seviyeye ulaştı ve en son olarak da 3. seviyeye de ulaştırmak istiyorum. Bunu hiç düşünmeden direkt buradan zaten basacağım. Kaya balonumuzun açılması önemli. Onun dışında da basılan bir cehennem kulemiz vardı. 2 tane cehennem kulemiz artık 6. seviyede, yani son seviyesinde artık bir tane cehennem kulem kaldı. Bunu da hızlı bir şekilde 6. seviyeye götürmek istiyorum. Bu yüzden bu bir inşaatçımda bu cehennem kulesini kullanacağım. Her zaman olduğu gibi bu cehennem kulesini basmadan önce de bir depolarımı benim sonuna kadar bitirmem lazım. Duvarları basmam lazım. Şimdi arada farklı bir şeye karar verdim arkadaşlar. Barbar kralım şu anda görmüş olduğunuz gibi 50. seviyede. Bunu şöyle bir 51'e yatırıyorum. 51'e yatırdıktan sonra kitabı verip direkt kaldırıyorum. Buna 51 seviye yapıyorum. Şöyle gidip buradan da cehennem kulesini basmak istiyorum. Ve inşaatçılarımı tekrardan doldurdum hepsini. Ve bütün ganimeti de dibine kadar harcamış olduk. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi 4 tane inşaatçım boşa çıktı. Ganimetimi tamamıyla doldurdum. Ordu kampımın bir tanesi bitti. Hava savunmanın bir tanesi bitti. Bunlardan yine aynı şekilde basmak istiyorum. Şuradan direkt bir tane ordu kampına 5 milyonu vereceğim arkadaşlar. Verdikten sonra da buradan klan kalesine gelip istek değil. Hazinemi almak istiyorum ve 6.7 milyon iksirim olmuş oldu. Şimdi iksirle de gelip laboratuvardan balonu basmak istiyorum. Balonumu artık 8 seviye yapacağım. Artık iksirle hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten 750 bin kaldı. Şimdi sırada kraliçemiz var. Kraliçeyi şöyle 118 bin verip yükseltmek istiyorum. Az önce bir hata yaptım. Bunu daha öncesinde yapmam gerekiyordu. Klan kalesindeki kara iksiri mahvetmiş oldum. Neyse, yapacak bir şey yok. Kitaplı bunu direkt bitiriyorum. 53 seviye yapmış oldum. Dur. Kayma hocam, bir sakin ol. Yaptıktan sonra arkadaşlar büyülü ögelere gelip kara iksir ürününü kullanıyorum ve buradan görmüş olduğunuz gibi 200 bine tekrardan getirdik. Ve tekrardan buradan kraliçeyi 123 bin verip 54. seviyeye yatırmış oluyorum. Ve şimdi kaldı 2 tane inşaatçımız bu. 2 tane inşaatçının bir tanesiyle tekrardan hava sonma tabii ki basmak istiyorum. Hava sonması çok önemli. Şöyle şu taraftan bir tane daha hava sonmasını 5.2 milyon vererek basıyorum. Bunu bastıktan sonra şöyle şu toplayıcıları bir toplayalım. Bunları da topladıktan sonra klan kalesini toplamak istiyorum. Altınımızı da tekrardan alalım. 6.625 oldu arkadaşlar. Buradan cehennem kulesini ben tekrardan yükseltmek istiyorum. Şimdi bu 3.4 milyonun geriye kalan 3 milyonuyla da gidiyoruz ve cehennem kulemizi 3. seviyeye yatırıyoruz. Bunu bir an önce 6 seviyeye yapmam lazım. Yani tekrardan bütün inşaatçıları doldurmuş olduk kısa süreli. Zaten 5 gün içerisinde 3 tane bitecek. 3 tane inşaatçım birden boşta. Bugün bunların hepsini dolduracağız. Kraliçem şu anda 54. seviyeye geldi. Bugün bunu 55'e yatıracağız arkadaşlar. Şu an benim gözüme çarpan burada direkt bu arada cehennem kulesi oldu. Yani bunu bir an önce daha yüksek level'lara getirmem lazım benim. Bu yüzden buradan cehennem kulesini ilk olarak basmak istiyorum. İkinci olarak da kararımı verdim arkadaşlar. İkinci olarak X'i basacağım. Çünkü X yerlerine hala hiç girişmedik. 6 milyon istiyor zaten. 6.640 var bende. Şimdi gidiyorum buradan 6 milyonu veriyorum. Ve verdikten sonra buradan duvarlarımızı basmaya başlayabiliriz. X'le şu an yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Şöyle o yüzden bu yüzden hepsini harcayabilirim. Şöyle ver bakalım bro. Bir tane daha basabiliyorum. Buradan bir tane daha basacağım.
Klan kaleme geleceğim. Klan kalemde hazinem ağzına kadar dolu. Bunların ikisini de aldıktan sonra basmaya devam ediyoruz. Düzeni de değiştirdim bu arada arkadaşlar. Böyle bir düzenimiz var artık. Şimdi şu tarafa geçelim. Şu tarafa da birazcık bir eşitleyelim. Ufaktan 1.6'ya bir tane daha basabilirim. Tabii ki gayet de basılır. Şöyle iki tane daha ikisiyle basalım. O aradaki basılı şunu da basmak istiyorum. Kupamı fark ettiyseniz The Root 1672'ye kadar getirdim. 330 kupam kaldı artık efsane lige çıkmak için. Onu da bir kere görüp böyle geri tekrardan düşmeyi planlıyorum. O yüzden şu an kupayı kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada ödüllerde canavar kral kostüm var. Bu canavar kralı açıp buradan bir kral da seçmek istiyorum. Bende bir de Pekka varmış. Buradan canavarı kullanalım. Artık birazcık bir değişiklik olsun. Onun da tipi farklı bir şekilde dolanıversin. Oho güzel. Sevdim bunu. Onun dışında burada iki tane de kara iksirim var. Artık bunları satmak istiyorum ben. İstemiyorum. Aslında kraliçeyi basıp alsam alabilirim ama hani gerek yok abi. Elmas alayım ben. Benim için daha iyi. Çünkü burada sürekli saldırı yaptığım için sürekli bir kara iksir depom dolu bir şekilde kalıyor. Bir şey daha var. Ne var? Ha, bir şey daha yokmuş. Tamam. Böylelikle bütün her yeri temizlemiş oldum. 5 gün 19 saat kadar. Yani daha fazla duvar basamıyorum. 1.5 milyonum var şu an. Altın ve iksir olarak. Bu yüzden buradan kraliçemi 55. seviyeye yatırıyorum. 5 günü olacak. 5 gün sonra bu da tekrardan ayağa kalkmış olacak arkadaşlar. Ve şöyle size bir yan köydeki son durumunu da göstermek istiyorum. Yan köyde şu anda arkadaşlar savaş makinemi geliştiriyorum. 12. seviye. Bu basıldıktan sonra mega testeyi basacağım. Mega testeden sonra tekrardan savaş makinesini basacağım. Böyle bir döngüye sokacağım bunu. Baskın madalyamda şu anda görmüş olduğunuz gibi 1500 tane var. Yani buradan altın iksir ala ala o döngüyü bozmadan geliştirmeye devam edeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yıldızla barutlarım 7 seviye ve top arabam 14 seviye. Şöyle bir planlama yaptım. Savaş makinesi 15 seviye olduğu zaman buradan geleceğim ve yıldızla barutlarını 8 yapacağım. Daha sonrasında top arabasını da geliştireceğim. Savaş makinemi 22-23 seviyeye getirdiğim zaman da yıldızla barutlarını 9 seviye yapacağım. Ve sonrasında tekrardan top arabasını 17-18 yapacağım. Yani buradan bu bütün her şeyi tamamlamaya çalışıp 6. inşaatçıyı almaya çalışacağım. Bu arada havan topumu da 8 seviye yaptım fakat şimdilik ana köye göndermiyorum. Çünkü bayağı bir süresi var. 11 gün 4 saat. Usta inşaatçıyı 11 gün burada bekletemem. Bu yüzden kesinlikle bir inşaat kitabı gelmesi lazım bana. O geldiği zaman direkt buradan havanımı da halledeceğim. Ve o özelliği de tamamlamış olacağım 6. inşaatçı için. 2 tane inşaatçımız şu anda boşta arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi hava sonması bitti. Nerede? Şu iki hava sonması zaten görebiliyorsunuz. İki tane de şu anda ordu kampım yükselmiş oldu. Bir tanesi burada. Diğeri de kayıplara karıştı. Diğeri nerede abi? Bir tane daha. Hem diğeri de burada zaten yan yanalarmış. Bugün yine aynı kafada gideceğim. Bir tane ordu kampı basacağım. Bir tane de hava sonması basacağım. Bu ikiliyi basa basa yani bitirmiş olacağım. Laboratuvarımda şu anda balonum 8. seviyeye yükseldi arkadaşlar ve yine boşa çıktı. Yani normalde okçu barbar basıp kral kraliçedeki olaydan dolayı bu. Ya bu ikisini basmak istiyordum ama basmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Sürekli büyü olarak dondurma kullanıyorum. Bu yüzden dondurmaya buradan 6 milyonu çatır diye veriyorum. Ve iksir depomda görmüş olduğunuz gibi 3 milyon 840 hatta şöyle bir alalım. 4 milyon hatta dur bak şuradan da bir alalım. Bizde ganimet bitmiyor hocam. Şuradan da 650 yine az bir şeyler almış olduk. 4.6 milyon oldu. Hedefim tabii ki ordu kampı basmak olduğu için şu anda savaş yapmak zorundayım. 400 bin iksir bana lazım. Savaşa geçmeden önce ama bir tane hava sonması basabiliriz. O yüzden şuradan şöyle gidip en dıştaki hava sonmasını basmak istiyorum. 5.2 milyonu buradan çatır diye verip hatta şuradaki altını da tekrardan almak istiyorum. Şimdi bize 5 milyon lazımmış. Şu an 5.5 milyonumuz var. Yani başka basacağım bir şey olmadığı için tabii ki şu anda kalan altınla birlikte de duvar basmak istiyorum. Şöyle orta kısımdan basalım. Düzeni tekrardan değiştirdiğim için şu anda level'ı 13 olan duvarlar böyle köyün her tarafında dağılmış bir şekilde. Onları düzenlemeye vallahi uğraşmadım arkadaşlar. Çünkü ya bu kupada gelen geçen 3 yıldız atıyor. Yine ucunda kaldık bak bir tane daha duvar basabilirdik. Burada şu an bir şey yok değil mi? Şöyle bir hazine yok. Burada bir hazinemiz yok. Tamam neyse bu seferlik kalmış olsun. Şöyle gidelim bir tane daha ordu kampımızı basalım. Bunu da bastıktan sonra artık sadece bir tane ordu kampım kalmış oldu. Onu da artık bu bittikten sonra tekrardan basarız. Görmüş olduğunuz gibi 4975 kupaya kadar geldim. Bu benim en yüksek kupam. Şu anda tüm zamanların en iyisi de 4975. Bugün bunu 5000'e getireceğim. Artık efsane ligi bir görmek istiyorum. Efsane lige çıktıktan sonra da tekrar gerisin geriye aşağıya düşeceğim arkadaşlar. Burada çünkü ganimet yani köy bulmak zor. Ganimet bulmak zor değil.
Arıyorsunuz, köy arıyor 2 saat, beni sinir ediyor birazcık. Şöyle bir köy binası 13 yine buldum. Ya buradan direkt girip bir tane yıldız almak amacım. Bu yüzden çok kasmayacağım. Şimdi şuradan şu hava savunmasını bir yok etmek istiyorum. Bunu yok ettikten sonra şu itleyecek olan, bizi itleyecek olan hava patlatıcıyı da yok ediyorum. Balonlarımı buradan salacağım. Ejderlerimin de hepsini yine buradan direkt dimdirek salıyorum. Hatta bak şurayı şöyle bir kıralım abi. İyice kolaylaştıralım işimizi. Şöyle koruyucunun özelliğini de bastım. Kaya balonunu hadi sallayayım. Bunu zaten kendim basmıştım. Bunu kullanabiliriz. Şöyle bir tane dondurma basayım. Ya bu da buradan vuruyor çakal herif. Tamam, şu an binayı zaten aldık. Yani %50 çok önemli değil. Muhtemelen alamayacağız ama şöyle hadi şunları da sallayalım. Bunları bir daha basarız. Şöyle bunu da attım. Yani %25 gayet kötü bir skor ama adam köyü binasını oraya koymuş. Ne diyor? Gel bir tane yıldız al diyor yani. Boş geçme diyor. Biz de boş geçmedik. Onu oradan aldık. Kralı falan atmaya gerek yok arkadaşlar. Ganimete ihtiyacım şu anda olmadığı için öyle bir şey yapmayacağım. Bana 5 kupa lazımdı. Şu anda 7 kupa almış olduk. Bizim için gayet iyi oldu ve efsanevi lig. Evet. Şöyle bir tıklayalım. Efsane ligin özel sezon sonu kuralları ve ödülleri var diyor. Tamam. Niye en yüksek sıradaki 5017? Neyse, ben buraları çok bilmiyorum arkadaşlar. Buralar biraz değişik olabilir. Savaş. Ayda. Efsane lige katılmıyor. Ben katılmak istemiyorum bu arada. Beni burada döverler muhtemelen. Bir basayım bakayım ne olacak ya. Bir katıl desem. Eyvah eyvah, rakip falan arıyor. Döverler beni. Evet, tahmin edeceğiniz üzere bu ligde bayağı bir bizi yani darma duman ettiler arkadaşlar. Ben hiç saldırı yapmadım. Şu an 8'de 8 saldırı duruyor. Fakat savunma nerede? Savunmaya girdiğim zaman burada bir 2 tane eksi 40, bir tane de eksi 30 görüyorum. Hocam burası felaket. Zaten düşmeyi planlıyordum. Zaten planlamasam da düşecektim. O ayrı bir mesele. Şu anda bir tane inşaatçımız boşta. Bu ganimeti harcamak istiyorum. Şimdi kraliçem 55 seviye oldu arkadaşlar. Kraliçeyi tekrardan bu sefer yükseltmeyeceğim. Çünkü klan savaşı ligi başlayacak. Bu başlayacağı için şu anda benim planım kraliçeyi veyahut da diğer hero'ları basmamak. Şu anda sona kalan ordu kampını basmayı düşünüyorum. 5 milyon iksir bana yetiyor. Bu yüzden geri kalanla birlikte klasik duvarımızı basacağız arkadaşlar. Yani şöyle ufaktan duvarlarımızı basmaya başlayalım. Şöyle hatta altınla birlikte hızlıdan basalım. Şöyle bir tane daha 1.6 verdim. Şunları bir toplayayım. Burada ganimetim var. 1.9'u buradan aldım. 7.1 oldu. Yani bir tane daha bastım zaten. Evet, daha fazla basamayacağım. 5.40 mıydı? Evet, 5.40'tı zaten. Geri kalanla onu basmam lazım. Aa, buradaki ganimetler de var. Yanlışlıkla tıkladım. Şimdi kalan altına tabii ki basmaya devam edeceğim. Şöyle çatıştır duvarlarımızı yükseltmiş olalım. Bir tane daha basamadık. İki tane daha duvar basacak kadar ganimet aldım arkadaşlar. Beklediğim gibi ganimetli köyler çok çıkmadı. Savaşların hepsini yaptım. Hepsi zaten yani lose, yani mümkünatı yok, alamıyorsunuz. Çünkü köy binası 15'e 14 bile gelmiyor karşınıza. Bu şekilde iki tane daha duvar basmış oldum. Beni tokatlasınlar artık, şu ligden düşeyim. Düşükten sonra daha da aşağı götüreceğim hesabı. Ve son olarak da buradan ordu kampını 5 milyon 40 bine basmak istiyorum. Ve bütün iksirimi de buradan bu şekilde harcamış oldum arkadaşlar. Ve tekrardan bütün inşaatçıları doldurduk. Ve bugün Clash of Clans'ta sezonun sonu geldi. Görmüş olduğunuz gibi 26 milyon altınım. 26 milyon da iksirim var. E tabii ki yeni altın bilet de geldi. Bu altın bileti bu sefer... Yani normal iOS cihaz kullandığım için video öncesinde almak zorunda kaldım. Android'den aldım. Bu sefer daha ucuza aldım. Geçen ayki hatamı bu sefer yapmadım arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Ve şimdi şöyle ödüllerimiz var. Aslında bugün yani şu noktaya kadar gelebilirim. Nereye kadar? Şu inşaatçı hızlandırma %15'e kadar gelebiliyorum arkadaşlar. Yani bu görevleri yaptığım zaman. Ama şöyle bir durum var. Bu sefer de hani... Ganimet daha az gitsin diye buradaki ganimetler ağzına kadar dolu olduğu için savaşları boşa yapmış oluyorum. Öyle bir durum var. Bu yüzden bugün ganimeti dibine kadar harcayacağız. Bir tane inşaatçım var zaten şu anda. Klan Savaşı Ligi başladığı için de kahraman yatırmıyorum şu anda. Şöyle bir planım var. Benim bir tane düşük seviye felaket kulem var. Heh bak, o da burada. Onu basacağım arkadaşlar. Bugün bunu 5. seviyeye yükselteceğiz. 5.2 milyon yeterli oluyor zaten. Şimdi şurada toplayabildiğimiz ödülleri ben bir almak istiyorum. Büyük kitabını alacağım. Kara iksir alamıyorum. İnşaatçı altını, rünü de alamıyorum. Bakın bu var zaten. İptal edeceğim. Bu bana sonra çok lazım olacak. Daha büyük sezon bankası alalım. Araştırma hızlandırma alalım. İnşaatçı hızlandırma alalım. Eğitim iksirini alalım. Kahraman iksirim de şu an tamamıyla dolu olduğu için
alamıyorum. Bu üçü şimdilik kalmış oldu. Diğerlerini toparladık. Şimdi gelelim dibine kadar duvar basmaya. Ya seçtirmiyor değil mi şöyle? Aa, seçtiriyor mu baş? Gayet iyi. Bunu beklemiyordum ben. 25 milyonu o zaman buradan veriyorum arkadaşlar. Şak. Ne kadar güzel gitti ya. Şimdi tabi şöyle bir durum var. Benim burada hazinem olduğu için bunu yaptım. Ama bu hazine galiba yetmiyor ya. Hocam ne oldu? 4.4 milyon. Gayet iyi yaptım. Abi bir tane savaş yaptığım zaman oluyor. Tamam, sıkıntı yok. Bir tane savaş yaparız zaten. Şimdi o zaman gelelim iksirimizi harcamaya. 14 milyonu buradan bu duvara veriyorum. Şu kalanı da halledebilir misin? Halledemiyorsun. Ama buradaki kalanı halledersin gibi. 7.2 milyon. Tamam. Burayı da hallettik. Şu arada bir 12 görüyorum gibi. Evet. Bunu hemen bir basalım. Şunlar 13. Tamam. Şu kalanı da hemen burada bir bitirmek istiyorum. Tekrardan klan kalesinden hazinemizi alalım. Buradan basabildiğimiz kadar. Şöyle şuradan altın iksiri de alalım. Basabildiğimiz kadar. İki tane daha bastırttın galiba bana. Evet. Bayağı bir duvar basmış olduk. Şimdi şuna bir bakmak istiyorum. Tasarımı düzenle deyip hepsini kaldır diyeceğim. Şu anda arkadaşlar 118 tane 13 seviye duvarım oldu. 182 tane de 12 seviye duvarım var. Yani neredeyse eşitliyoruz gibi bir durum var. Yani daha köy binası 12'nin başlarında gibi bir şeyiz. Ama gayet iyi gidiyoruz. Duvar konusunda hızlıyız. Şimdi şuradan bir hazinemizi alalım. Bu arada ben bir şey fark ettim ve gaza geldim. Şu an onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi anlatacağım size. Önce bir duvarlarımızı yükseltelim. İksirle bir işim yoktu. Evet, o yüzden iksirle şu an harcama yapabilirim. Altınla da hepsini harcayacağım. Şimdi sebebini size söyleyeceğim. Şurayı bir birleştirelim. 3 tane kaldı burada zaten. Şu an tam yetiyor. 30 bin kalıyor. Arkadaşlar ben fark ettim ki burada benim bir tane inşaat değil. Ne inşaat ya? Altın rünüm var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Sebebi ise şu an altın biletin içerisinde bir tane daha var. Yani ve yakın yani. Nerede? Şurada. Aha. Ya bunu da yakın bir zamanda alacağım için burada bekletmenin bir anlamı yok. Artık kullanayım. Muhtemelen yine duvara gidecekti çünkü. Ya bir şekilde kasılıyor zaten. Bu yüzden böyle bir harcama yapmak istedim. Şimdi kaç lazımdı bize? Bir ona bir bakayım. 4680. Bir tane daha bastığım zaman tamam. 600 oldu. 80 lazım. Aa dur, şurada şey vardı. Ver hocam bana bunu. Tamam. Hatta şurada da vardı ya, doğru. Günlük şey, haftalık 500 bin. Tamam, buradan artık son olarak Cehennem Kulesi'nde 5. seviyeye yatırmak istiyorum. Bunu yatırdıktan sonra şöyle bir şey yapacağım. Bu belediye binasının yanında olduğu için abi, yani orada durmasın, bu burada basılsın. Evet arkadaşlar, aradan tamı tamına 1,5 ay geçti. Son kesidi aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arka planın olduğu sezon bitti. Ben o arka planı aldım. Hatta yeni sezon geldi ve yeni sezonun bitmesine de artık 14 gün kaldı. Zaten burayı da neredeyse tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi aradaki büyük zamanda ben hiçbir şekilde kayıt almadım ve inanılmaz bir şekilde geliştim. İlk olarak duvarları size bir göstermek istiyorum. Hepsini kaldır dediğim zaman 39 tane duvarım kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında XY'ların hepsi şu anda bitti. Kraliçem 62. seviyede, şu anda 63'e basacağız. Koruyucum şu anda 28'e basılıyor. Kralım şu anda 56'ya basılıyor. Bayağı bir geliştirdik. Hava soğumalarının hepsi bitti. Kartal topu bitmişti zaten. Cehennem Kulesi bitti. Onun dışında yeni gelen Tessa'yı basıyorum. Depoların hepsi bitti. Depoların hiçbirini basmamıştım. Depolarım şu anda sona erdi. Ve geliyorum yan köye. Yan köy inanılmaz gelişti. Şöyle ufaktan da bir temizleyelim. Mega Tessa'mı 9. seviyeye yaptım. Yıldız Devaltuarımı 9'a getirdim. Topumu buradan görmüş olduğunuz gibi 18 yaptım. Savaş makinemi 27 yaptım. Bunu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle, bunu şu anda 30 yapmak istiyorum. Buradan ama iksirimi harcamam lazım. 499 en çok hangisi? En çok ejder. Ejderi bir basalım. Bastıktan sonra buraya geliyorum. Büyülü ögelerden rünümü kullanıyorum. Rünü kullandım. Depomu doldurdum. Geldim buradan savaş makinemi 28'e bastım. 28'e bastıktan sonra kitapla bitiriyorum. Çekişle birlikte 29 yapıyorum. Ve buradan dükkana geliyorum. Tekrardan bir çekiç alacağım. Buraya mı geçmem lazım ya illa? Galiba öyleymiş. Evet. Bir tane daha kahraman çekici alacağım ve bu video, yani inanılmaz bir video oldu. Bayağı bir geliştiğim bir video oldu. Bu yüzden ya bu 30'u da yapmak lazım değil mi? Böyle bir videoda yapmak lazım. Çekici tekrardan buradan buna veriyorum. Basıyorum ve 30 seviye yaptık. Bu ne demek? Artık buradan bu Otto kulübesini 5 yapabiliriz demek. Yükselte basıyorum ve bu şekilde 5. seviyeye bunu yükselttik. Şimdi inşaatçımız geldi. Tamamlandı diyor.
boyutuna aldanma çekicini kullanmada ustadır. Haydi bakalım, ben toparlanıyorum. Kalacak yerimi hazırlamaya başlayabilirsin diyor. Ne yapacağız abi? İki tane oldu. Şimdi bunun buraya mı? He, bir tane bina yerleştireceğiz. Tamam. Yer ayarla diyordu bana. Altıncı inşaatçımız geldi. Köy binası 12'nin sonuna doğru geldi. Yani millet bunu çok da erken açıyor da ben oyuna ara verdiğim için daha şu an koyuyorum. Yani yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Şimdi o zaman kraliçemi buradan 63. seviyeye yükseltiyorum. Bunun da artık 2 seviyesi kalmış oldu. Kara iksirimizi bitirdik tekrardan. Ve altınla birlikte büyücü kulesi basmaya başladım. Okçu kulelerinden daha bir tanesini bastım. Bu 17'ye de gidiyor. Ama büyücü kulelerini yapacağım ilk olarak. Şimdi onu yapmadan önce şuradan biraz daha duvar niye basmayalım ki yani? Nasıl yani? Bir dakika. Bunu bir yollamam falan mı gerekiyor? Burada şu an 2 tane var. Usta inşaatçıyla ha yola çık diyeceğiz. Tamam. Bunu gönderdik abi. Eyvallah. Bunu bilmiyordum. Daha şu an yeni öğreniyorum arkadaşlar. Yani yıllar geçmiş olabilir bu geleli ama ben bilmiyorum yani ne yapayım. 6.4'ü verdim. Verdikten sonra burada bir hazinem yok. Hazinem yok. Artık duvar basamayacağım. Bu videonun sonunda son bir tane daha büyücü kulesi basacağız. Hadi onu da bu taraftan basayım. 5.760 bir haftalık süresi başlamış oldu. Ve bu videoyu artık burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla gelmesi için like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.